Evet, bir anda hızlı girdim. Bunu aslında biz planladık. Ee, çok kafamda yoktu ilk başta. Ben Muhteşem başlamadan e, bir sene önce bunu konuşmuştuk. Hani Muhteşem'e giriş yapsak mı, nasıl olsa diye. Ama net bir karar verememiştim. Ben başka bir dizideydim. Oradan buraya geçiş yaptık. O yüzden hızlı bir giriş oldu. Hani çok planımızda yoktu aslında. Planlamamıştık bunu. Ee, bir anda giriş oldu. Ben de bu kadar sevilceğini beklemiyordum açıkçası. Türk halkının bildiği bir karakter Malkoçoğlu gerçek yaşamış biri. Ee, bu yüzden ben de seviyordum zaten. Ama hani seyircinin de bu kadar beğeneceğini açıkçası beklemiyordum. Ee, tabii seyirciyle birlikte bende de ayrı bir etki yarattı ve ben daha çok bağlandım karaktere. O yüzden bugüne kadar oynadığım karakterler içinde beni en etkileyen ve en memnun olduğum karakter. O yüzden çok mutluyum Malkoçoğlu adına. Çoğu şeyini yakın buluyorum. ...en başta güvenilir, adaletli ve sağlam bir karakteri olmasını. Çünkü bu benimle çok örtüşüyor. Zaten benimle çok örtüştüğü için insanlara çok samimi geldi. Çünkü bir oyuncu için bir rolü oynamak, kendinden bir şeyler bulmaktır. Bu da bende fazlasıyla olan özellikler. Ben de bunu fazla çıkarmaya çalışmadım. Yani benim kenarda, köşede kalmış duygularım değil bunlar. Hep zaten bende olan şeyler. O yüzden bunu rahat çıkartabildim. Bunu da ekrana rahat yansıtabildiğimi düşünüyorum. Bu da insanlara samimi geldi. Hep zaten aranan duygulardır bunlar. Malkoçoğlu'nda bu fazlasıyla var. O yüzden çok örtüştü. Bundan da güzel bir şey çıktığına inanıyorum. E, hani çünkü oyuncuda rolün oturması gerçekten çok zordur. E, bu her zaman olmaz. Ve oyuncu hep bunu ister. Ama her zaman yakalayamazsınız. Ben burada bunu yakaladım. O yüzden de hani o oynarken çok mutlu oldum mutlu olduğum için de bu bana bunu getirmeye devam etti. O yüzden güzel bir şey oluştu diye düşünüyorum. Hayatı boyunca zaten sadakat için yaşamış. Doğduğu andan itibaren sadakat ve güven üzerine yaşamış. Ee, ama aşk onda bazı şeyleri değiştiriyor. Yani kırılmalar yaşıyor. Aşka alışkın değil. Aşktaki kırılmalara alışkın değil. Dizide daha çok bu tarafını görüyoruz. Biz de Malkoçoğlu'nda en fazla aşk tarafını ele almak istedik zaten. Çünkü o güvenilirliğini, sadakatini herkes biliyor. Bu adam böyle yetişmiş. Ama aşk tarafındaki o düşündüğümüz kırılma nasıl olacak diye merak ettik. Daha çok bu tarafına yöneldik. Ee, burada da daha fazla bunu ön plana aldık. Ben de öyle yorumladım karakteri. Daha çok bir aşk adamı, güvenilir, sağlam. Hani günümüzde herkesin aradığı bir karakter aslında. O dönemde aşkla nasıl karşılaşır? Aşkı gördüğünde ne yapar? Nasıl değişir? Bunu vermek istedik. O yüzden. Ee, Aşkı görünce, gerçek aşkı görünce karakterimiz bayağı değişiyor. Bayağı, yani sadakat e, enteresan yerlere gidebiliyor. Nasıl? Ben de merak ediyorum. <laughs> o yüzden şimdi ne desem e, izlesinler görsünler ya, o kadar sürpriz bırakayım orasını. İlişkileri nasıl? Şimdi burada çok büyük bir hiyerarşi var. O yüzden e, bulunduğu konuma göre bunu yaşamak zorunda. Zaten bulunduğu yer sarayın içi olduğu için bunu belli bir seviyede yaşayabiliyor. E, o sınırlar içinde yaşayabileceği en özgür şekilde yaşamaya çalışıyor ama işte dediğim gibi doğduğundan beri sadakat içinde yetişen bu adam tek hedefi bu olan bir adamın e, kırılmaları onu farklı yerlere götürüyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden işte günümüz gibi değil. Onların yaşadıkları çok zor o yüzden ben en çok orada takıldım aslında. Çünkü o dönemde özgürce yaşayamıyorsunuz. İşte işinden dolayı özgürce yaşayamıyor. Ama bu, bugün günümüzde her şeyi özgürce yaşayabiliyoruz. Hem isterdim hem istemezdim. Neden mesela? İsterdim e, ölüme bu kadar yatkın olmayı kendilerini nasıl e, kendileri nasıl benimsemişler. Onu çok merak ederdim. Çünkü hayatları ölüm üzerine kurulu. Her an ölebilirler. Savaşa ölmek için gidiyorlar. Savaştan çıkanlar zaten... ...ikinci bir savaşa girmek çok büyük bir olay onlarda. E, bu kadar ölümle iç içe yaşamak enteresan bir duygu. Çünkü şimdi günümüzde herkes ölümden korkuyor. Onların çoğu ölümden korkmuyor. Bu çok enteresan bir duygu. O yüzden... ...o hissi yaşamak için yaşamak isterdim. E, ama... ...bir taraftan da yaşamak istemezdim. Dediğim gibi... ...özellikle sarayın içinde yaşamak istemezdim. Gerçekten zor kalıplar onlar. Ben zaten 8 senedir spor yapıyorum. Ee, i̇şim gereği bunu yapmak zorundayım. Dikkat ediyorum buna. Ee, buna zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama Muhteşem Yüzyıl için ben Muhteşem Yüzyıl'a bundan önce Küçük Sırlar diye bir dizim vardı. Oradan geçiş yaptım. Çok az bir vaktim vardı. Dört gün gibi bir vaktim vardı. Ondan sonra geçiş yaptım. O yüzden ben diğer dizimin içinde hazırlanmaya başladım zaten. Ya sabah beşte kalkıp at biniyordum. Ondan sonra sete gidiyordum, çalışıyordum. Devamlı tekrar spora gidiyordum. Bunu böyle böyle son iki ay hazırladım ki anca muhteşeme ...hazırlık sürecim oldu. Çünkü öyle bir e, hazırlanacağım vakit yoktu. E, böyle hazırlandım ve kılıç dersleri aldım. Çünkü burada öyle sahnelerim olacağını biliyordum. Burası çok enteresan biliyor musunuz? Yani ben de böyle olacağını beklemiyordum. Hani tabii ki oyuncu olarak daha çok ben hani karakterime yöneldim. Tabii ki bir şey giyiyorsunuz üstünüze, kostümünden, saçından, bıyığından. Ama ben daha çok duygu tarafıyla uğraştım bu işe başlarken o tarafı ne yapacağım? Nasıl geliştireceğim? Nasıl yansıtacağım? Sihirciye nasıl samimi gelecek diye. Fakat bıyık tarafı da enteresan bir şekilde yan taraftan acayip ilerledi. Ben de çok farklı tepkiler alıyorum. Ben de mutluyum onunla ilgili. Tabii ki yani bıyık bırakmak bir erkek için çok keyifli bir şeydir. Türk halkında önemli bir simgedir bıyık. O yüzden ama bu kadar yakışacağını insanların beğeneceğini, özellikle bıyığı beğenmeyen kadınların bıyığa sempati duymaları bana da değişik geliyor. Bununla ilgili çok hoş tepkiler alıyorum. Enteresan, güzel bir şey yani. Peki. Altı üstüne sene gerçekten dünyanın hakimi olan bir durum var ortada. O yüzden haliyle merak edilecek bir durum bu. Ee, ve bunu ilk biz yaptık. Bunu ilk biz yaptık. Bence ilk oluşu en büyük başarı. Buna birileri cesaret etti. Bu iş yapıldı ve şu an izleniyor. Çünkü herkesin kafasında bir Osmanlı yapmak vardır. Osmanlı ne zaman yapılsa gerçekten ihtişamlı bir proje. Ama tabii işte cesaret edemedi insanlar. Buna da Timur Savcı cesaret etti. Buradan onu kutluyorum, tebrik ediyorum. İlk adım attı. Şu anda da arkası geliyor. Sektörümüz için çok iyi oldu. Aynı zamanda işte yurt dışına yayınlanması çok çok güzel. Başarı, herkes tarihi sever. Ama nasıl sever? Yani bu anlatmakla alakalıdır yani. Hani derslerden genelde insanlar sevmez. İşte o anlatımla alakalı, ondan sıkılabilirler. Ama görsel bir şey izlemek çok farklı. Burada tarihi görsel bir şekilde, biraz da insanların hoşuna gidecek şekilde anlattığımız için sevdiler. O yüzden yoksa anlattığımız olayların ya çoğu zaten gerçek. O yüzden hoşlarına gitti yani. Set. Sette bir günümüz genelde bekleyerek geçer. Çünkü hazırlık sürecimiz kolay değildir. Yani izlerken bu iş çok basit. Ama çekim aşaması bayağı zordur. O yüzden genelde bekliyoruz sette. Açık rolümüze adapte oluyoruz. Sahnelerimiz çalışıyoruz ve oyuncu arkadaşlarımızla çok iyi geçiyoruz. Çok eğleniyoruz. Bence en büyük olay bu. Ne kadar kaynaşırsanız o kadar samimiyet ortaya çıkar. Duyguları o kadar güzel yansıtırsınız. Aile gibi olursunuz. Zaten uzun vakit geçirdikten sonra aile gibi oluyorsunuz. Oyunculuğun en büyük esprisi bu. Çok ince bir noktadır çünkü bu. Hani ım, önemli detaylardan biri. Burada o çok var bütün arkadaşlarımız olarak da ekranı bu fazlasıyla yansıyor diye düşünüyorum. Peki. Muhteşem. Hmm. Zor, çok zor bir soru. Kadın da ee, olabilir, <laughs> de olabilir, her şekilde. Hepsinden bir parça canlandırmak isterdim. Ee, Sultan Süleyman'ın duruşunu canlandırmak isterdim. Onun o kendine güvenini. Pargalı'nın zekasını kullanmak isterdim. Ondaki sadece o zeka kısmını oynamak isterdim hürremin e, sinsiliğini ama bir taraftan onu kapatmasını güzel bir şekilde örtmesini oynamak isterdim hmm. gibi gibi hmm. o şu anda daha çok ülkemizde fazla neden Çünkü yurt dışına çıkamıyoruz çalıştığımız için daha çok buradayız Ben çok uzun süredir çıkamadım Çünkü yazları dahil çalıştığım için fazla vakit bulamıyoruz. Aa, burada tabii çok büyük ilgi var. Ee, buna 8-9 senedir ben bu işi yapıyorum. Buna alıştım. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama tabii çok büyük bir sevgi, ilgi var. Ee, bundan dolayı da çok mutluyum. Zaten bu işinizdeki başarıyı gösteriyor. Ee, seviyorlar. Ben de buna layık olmaya çalışıyorum. Ona göre disiplinli bir şekilde çalışıyorum. Öyle yani. Ee, peki. Hayatım zaten buydu. Oyunculuktu. Ee, Fazlasıyla vardı popülerliğim fakat muhteşem ayrı bir proje muhteşem dizi değil muhteşem gerçekten bir proje ee, o yüzden tabii ki benim üzerinde çok büyük etkisi var muhteşemin ee, Malkoçoğlu karakterinin ee, beni çok daha yukarılara çıkardı ne diyeyim dediğim gibi karakterin bende oturmasıyla insanların gözünde de çok farklı şeyler oldu ha bu rolü de oynayabiliyor çünkü oyuncunun üzerine bir rol yapışır ve kalır Türkiye'de özellikle bu çok fazla bunu kırmak kolay değil. Ee, Bence muhteşem. Ben de bunu sağladı. Ve ben çoğu oyuncu gibi her rol oynayacağıma inanıyorum. Bunu yeter ki samimi bir şekilde ekrana verebilin. Önemli olan bu. Verebilirseniz karşılığını güzel bir şekilde alırsınız. Çok Hiç oyuncu olmalıyım demedim. Onu başta söyleyeyim. Modellikle başladım. Ondan sonra böyle bir kapı açıldı. Ben sadece deneyeyim dedim. Acaba yapabilir miyim diye başladım bu işe. Sonra anladım bu iş sadece güzellikle olacak bir iş değil. Ben çünkü hiçbir zaman güzelliğe önem vermem. O bir yere kadar. Belli bir zaman geldikten sonra o gidecek. Önemli olan işinize ne kadar saygı duyuyorsunuz. Ne derece... Hedefiniz ne daha doğrusu? Ne hedefliyorsunuz? Ben bu işe girdikten sonra onu gördüm. Ve kendime hedefler koydum. Ona göre çalıştım. En başta disiplin. Ve işe saygı duymak. işi sevmek. Benim için en önemlisi bu. Ben bunu yaptığıma inanıyorum. Bu yüzden de başarının geldiğine inanıyorum. Şans faktörü tabii ki olacak. O olmak zorunda. O olmazsa olmaz. Ama hep şansa bir yere gelemezsiniz yakışıklıysanız, güzelsiniz bir yere bir yere kadar gelirsiniz. Ondan sonra yürüyemezsiniz. Bundan sonrası iş üzerinde disiplin. En önemlisi disiplin. Sistemli olacaksınız. Ben başarıyı buna bağlıyorum. Eğer örnek Malkoç oluyorsa buna bağlıyorum. Çünkü Malkoçoğlu şu an değil. Bunun bir geçmişi var. Benim daha önce yaptığım işler var. Buraya gelmek hep bir adım. Basamak basamak geliyorsunuz. Sebebi disiplin ve işimi çok sevmem. İşime de saygı duymam ve herkese saygı duymam. Fazla büyük hayaller kurmam çünkü çabuk morali bozulan bir adamım. O yüzden daha kısa hayaller, oldukça kendimi mutlu ederek yola devam etmek isterim. E, o konuyu çok beceremiyorum açıkçası. <laughs> Takip etmeye devam etsinler çünkü güzel projelerimiz, güzel işlerimiz olacak.